Merhabalar çocuklar, kelimenin ardına hoş geldiniz. Bugünkü kelimemiz tarçın. Şimdi böyle soğuk bir kış akşamında ailenizle birlikte birer bardak salep hazırladığınızı veya bulabilirsiniz boza ikram ettiğinizi birbirinize veya ılık süt hazırladığınızı düşünün. Bizim bu içtiğimiz şeylerin üzerine serptiğimiz böyle kahverengi çok hoş kokulu bir baharat var, tarçın. Bazen onu kabuk şeklinde de görebilirsiniz. Çünkü aslı kabuk şeklindedir. Bir ağacın kabuğundan kesilerek üretilir. Ama biz onu toz halinde kullanırız. Bazı ağaçlar, bazı bitkiler ektiğiniz her yerde yetişebilir. Ama bazıları belli coğrafyalara aittir ve oradan yayılırlar. Tarçının geldiği yer Çin. Aslında orada yetişen bir ağaç türü. Ve buralara doğru geldiğinde biz ona demişiz ki dar kelimesini kullanmışız. Dar ağaç demek, darı Çin, Çin ağacı demişiz ve bir süre sonra onu kullanırken darı Çin, darçın, tarçın olmuş ve bugünlere tarçın olarak gelmiş. Tarçın gibi, adaçayı gibi, melisa gibi, nane gibi kendiliğinden kokusu olan bir takım bitkiler var. Ben onlara şanslı bitkiler diyorum çünkü onları koparttığımız zaman yahut yanına yaklaştığımız zaman kokusu burnumuza çok hoş geliyor. İşte bu kokulu bitkilerin genel adına ıtırlı bitkiler demişiz. Bu ıtırlı bitkilerin tek bir alana toplanıp da oradan satıldığı yerler var. Öyle dükkanlar var. İşte o ıtırlı bitkileri satan insanlara da attar deniyor aslında. Ama biz onu değiştirmişiz zamanla. O da aktar olmuş. Ben çok severim aktarlara gitmeyi, o dükkanların içerisinde gezmeyi. Çünkü bir sürü rengarenk, farklı ve oraya nasıl geldiğini hayal bile edemeyeceğiniz pek çok baharat var. Sanki böyle bambaşka bir diyara giriyormuşsunuz gibi. Bir gün mutlaka ailenizle birlikte gitmenizi ve dolaşmanızı, o farklı kokuları içinize çekmenizi ve denemenizi tavsiye ederim. Bizim bir de çok ünlü bir bestekarımız var. Osmanlı döneminde yetişmiş çok ünlü bir bestekarımız var. Itri. Itri'nin bu mahlası kullanmasının sebebi onun da bitkilerle, baharatlarla uğraşıyor olması yaptığı diğer bir iş olarak. Şimdi şöyle düşünüyorum, biz onun şarkılarının bestelerini hala dinliyoruz. Düşünün ki yüzyıllar öncesinde kendi bahçesindeki bitkileri severken, onlarla ilgilenirken şarkılar mırıldayan birinin sesi bugünlere bile gelebiliyor. İşte bu sanatın muhteşem gücü. Başka bir kelimede buluşmak üzere çocuklar. O zamana kadar kendinize, dilimize, Türkçemize, kelimelerimize iyi bakın. Sevgiyle kalın.